Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere bütün kulübelerde olan gizli özellik göstereceğim. İsterseniz hadi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce aşağıdan bir tanecik beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimi açarak daha fazla bu türde videolarımdan faydalanabilirsiniz. Öncelikle sizlere bir tane bir şey göstereceğim. Burada Royal Pass'taki olan çanta desenini veriyor. Şurada Frost Mrost diye bir etkinlik var. Frost Town diye bir etkinlik var. Burada bir tane ortada kardan adam var. Bu kardan adama dokunursanız eğer sizlere buradan bir günlük şu Royal Pass'ta verilecek olan çanta desenini sizlere veriyor. Böyle bir tanecik çanta deseni almak isteyenler varsa, bir günlük tadına bakayım diyenler varsa bunu da alabilir. Şimdi hadi kulübe taktiğimize geçelim. Şöyle paraşütümüzü açtım. Şurada aşağıda bir tanecik motor buldum. Motoru alacağım. Önümde de 4 kişi paraşüt açtı. Belki silah bulursam şunları vurabilirim diyeceğim de çok uzaklaştılar. Büyük ihtimalle onlar shelter'a gidiyor. Şuradan hemen bir hafif loot yapıp sizlere taktiğimizi göstermek istiyorum. Ve loot yaptım. Şimdi motoru alıp sizlere bu taktiği hangi kulübelerde yapabilirsiniz onu göstereceğim. Şöyle önümüzdeki kulübeye doğru gidiyorum. Bu tür kulübelerin önünde biliyorsunuz ki bir tanecik tahta masa var. Bu tahta masa olan bütün kulübelerde yapabiliyorsunuz bu taktiği. Hani bunların altında gizli sığınak varmış gibi düşünün. Mesela alan ortasındasınız abi. Biri gelir bu kulübeye beni öldürür diye korkuyorsanız bu kulübenin altına girip pusabilirsiniz. Ve bunu yapmak için tek yapmanız gereken, biliyorsunuz ki bizim zıpla yumruk atı taktiğimiz var. Geçen bunu bir videomda denemiştim. Sonra gideyim dedim, bütün kulübelerde deneyim dedim ve bütün kulübelerde bu açık var. Hani burada zıpla yumruk atı yapıyorsun ve seni haritanın altına atıyor. Ve attı. Bütün kulübelerde böyle bir tanecik bir boşluk var. Buraya gelip haritanın altında istediğiniz gibi pusu kurabiliyorsunuz. Acaba şuraya yürüsem düşer miyim? Düşmedim, geri yukarıya çıktım. Bu kadar. Hani alanın ortasında örnek veriyorum, bir yer kaptınız, diyeceksiniz ki şimdi adam gelir bu kulübeye rush atar ölürüm falan filan. Ölmemek için, hayatta kalmak isterseniz eğer bütün kulübelerde bunu deneyebilirsiniz. Fakat bazen uzun sürüyor, bazen bir kere de yapabiliyorsunuz. Sebebi ise tam noktasını bulmanız gerekiyor. Dedim bu taktiği sizlerle paylaşayım. Çünkü alanın ortasında böyle tahtası olan kulübeleri gördüğünüzde bunun altına gir yat pus abi. Ve bunu sizlere kanıtlı göstermek için burada aşağıda bir kulübeye daha geldim. Aynı şekilde bu kulübede de yapabiliyorsunuz. Bakın yaptığımız şurada nerede tam olarak gözükmüyor ama tabi şurada bir yerde olacak. O kulübeden aşağı indik, şuraya geldik. Aynı şekilde bunda da o taktiği uygulayabiliyorsunuz. Ve taktiğimizi uyguladığımızda ise yine bunun altına giriyoruz. Yani bundan bütün kulübelerin altında var. Bildiğim böyle kulübeler dursun diye bir tane yer yapmışlar. Burada yere yatamıyorsunuz, ateş edebiliyorsunuz fakat mermi yukarıya gitmiyor. Şöyle ayağa kalkıp ateş ederseniz etebilirsiniz fakat ayağa da kalkmanızı pek önermem. Bir de şöyle bir şey var, ban yeri izleyenler için de şunu söyleyeyim, buraya gelin, oyun açıklarında burayı bildirin. Daha sonrasında burada düşmanları öldürmeyin. Düşmanları öldürürseniz eğer düşmanlar size raport eder. Bunu alana girdiğinizde yeriniz yoksa cover yapmak için kullanmanızı söylüyorum ben sizlere. Hani alanın ortasında şu kulübeye girdiğinde biri gelir bomba atar, içinde ölürsün falan filan. Gelirsin buraya yatarsa çıkmak için de zaten dümdüz yürüdüğünüzde çıkabiliyorsunuz. Bu kadar kolay bir şekilde. Şimdi ise sırada Red Zone Challenge'ımız var. Kafama bir tane Red Zone vurursa çok güzel olur. Çünkü ben videoların sonunda her zaman ölerek bitiriyorum. Tokilerde en son adamlar vardı. Bari onlara bir gafa atayım, ölüm de videoyu öyle bitireyim. Çünkü biliyorsunuz ki ben ölmeden videoyu bitiren bir insan değilim. Direkt şöyle geleceğim. Nereden sıkıyorlar abi, yavaş. Şöyle direkt girdim abi. Ölmek için girdim bu arada. Kesinlikle amacım hayatta kalmak değil. Şöyle normal öyle rastgele dalıyorum desem. Ve öldüm. Evet, videomuzu da bu şekilde bitirdik. Biliyorsunuz ki ben video sonu ölmezsem ayıp olur. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer PUBG Mobile videolarında görüşürüz diyorum ve kaçıyorum. Yarın da nasip olursa sizlere güzel bir yılbaşı evlerinde taktik göstereceğim. Onların içinde pusu kurabileceğiniz efsane bir taktik. O videoyu da kaçırmamanızı öneririm. Bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum. Bay bay. Oh,